Evet arkadaşlar, gayet iyi gidiyor. Elinize sağlık. Şurayı biraz koyulaştırabilirsiniz. Biraz yorganınız. Sivatır'ın şimdisi değişti tabii, değil mi? Artık bir daha gelecekler. Evet, vesile bir saniye. Şuradaki gölgelendirmeyi biraz daha artırırsam daha güzel olur. Gayet iyi gidiyorsun. Feyza, senin de bitmiş zaten, az kalmış. O mavilikleri biraz daha koyulaştır. Diğerinden farklı olsun. Evet Asel, bir saniye bakayım. Gayet iyi boyamışsın. Şu renk uyumunda gayet yerinde olmuş. Orayı da gölgelendir. Tamamla, bitsin. Gayet iyi. Evet, Defne, senin de bitmiş gibi. O son rötuşlarını tamamla. O şekilde bitirelim. Tamam. Evet, Rana, bir saniye. Tamam. Şu turunculuğu biraz daha koyulaştırırsan alta doğru. Başka bir sorun görünmüyor. Melek, sen de şu boyaları daha net yapabilirsen, kalem izleri azalsın biraz. O şekilde tamamlayalım. Deniz, senin de az kalmış herhalde. Çok iyi gidiyor. Tamam. Aşkın Ayrancıoğlu, 30 yıllık görsel sanatlar öğretmeniyim. Resim ve karikatürle uğraşıyorum. Katıldığım yarışmalardan çoğu uluslararası, 120'nin üzerinde ödülüm bulunuyor. Ayrıca edebiyat türünde de 4 yayınlanmış kitabım var. 2012 yılında Türkiye'de yılın öğretmeni, 2018 yılında da Çin'de dünyanın en iyi mizah sanatçısı seçildi. Ben Sudem Duran, Boyabat Atatürk Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. Boyabat Benim Sanat Merkezi Karikatür Atölyesi'nde 2 yıldır çalışıyorum. Ulusal ödül olarak başarı madalyası ve Türkiye üçüncülüğü kazandım. İlk uluslararası ödülümü Belçika'da düzenlenen Olens Karikatür Yarışması'nda dünya birinciliği alarak kazandım. Çalışmalarıma devam ediyorum. Elif Bilge Sağlam, Fatih İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim. Bilim Sanat Merkezi'nde Aşkın Öğretmen'le 2 yıldır çalışıyoruz. Geçenlerde çocuk hakları karikatür yarışmasında Türkiye birinciliğim oldu. Ne demeci? İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim. Bilsem Karikatür Atölyesi'nde 2. yılım. İtalya'da Barış ve Hoşgörü konulu karikatür yarışmasında dünya birincisi oldum. Evet, yani ilkokullarda birinci oldun. Bu karikatürde neyi anlattın? Bu karikatürümde ben savaşa karşı olduğum için bir astronot dünyaya barışı gelmesi için barış sembolü çiziyor.
Ben Didar Aşkın Ayrancıoğlu, Sinop Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Ulusal ve uluslararası 20'nin üstünde ödülüm var. En son İtalya'da düzenlenen Barış Barışgörü konulu yarışmada liseler arasında dünya birinciliği aldım. Karikatürümde savaş aletlerinin yanarak barış güvercinini oluşturduğunu vurguladım. Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu'nda 20 yıldır çalışıyorum. Kendi okulumun dışında Boyabat'ın yetenekli çocuklarını okul fark etmeksizin halk eğitim kurslarıyla, gençlik merkezindeki kurslarımla, bilim sanattaki karikatür atölyelerimle yetiştirmeye çalışıyorum. Bu 20 yıllık süre içinde çoğu uluslararası 400'ün üzerinde ödül kazandı öğrencilerim. Bunun 20 tanesi de dünya birinciliği oldu. Şimdi Aşkın Hocam, son İtalya'da düzenlenen barış konulu karikatür yarışmasında Boyabat'ta sizin çalıştırdığınız iki öğrenciniz, yani 4 kategorideki yarışmada 2 kategorideki dereceye giren sizin öğrencileriniz bu barış konusunda. Bunu da bir yorumlar mısınız? Evet, bu bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Amerika'nın başını çektiği dünyadaki savaşlar sürerken öğrencilerimizin barış konusunda özellikle dünya birincisi olarak buna dikkat çekmeleri çok önemliydi. Özellikle İsrail'in Gazze'deki katliamları sıcaklığını korurken Boyabat'tan öğrencilerimizin İtalya'da bu katliamlara karşı barış çığlığını bütün dünyaya duyurmaları bizim için de gurur verici oldu. Evet Aşkın Hocam, bir soru daha olacak. Biliyorum size üniversitelerden de böyle çağrı geldi birlikte çalışalım diye, ama siz Boyabat'ta bu yetenekli öğrencileri çalıştırıyorsunuz. Başka bir yere gitmediniz. Bir cümleyle ne dersiniz? Benim için temel şey şu oldu, yani kariyer falan hiç düşünmedim. Küçük yerlerde büyük işler başarmak gibi, Anadolu'da imkanı olmayan ortamlarda büyük işler başarmaktı. Bunu başardığımı düşünüyorum. Bugün Boyabat Bilim Sanat Merkezi'ndeyiz. Hem ülkemizde hem de dünyaca ünlü karikatürist hocamız Aşkın Ayrancıoğlu öğrencileriyle karikatür çalışması yapıyorlar burada. Öğrencilerimizi bir tanıyalım. Evet, sen kendini bir tanıt. Ben Aşkın Ayrancıoğlu, Abdurrahman Güneş İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisiyim. Evet. Gelecek yaşam konulu karikatür yarışmasında başarılı adaylısın. Bu çalışmayı seviyorsun, devam etmek istiyorsun. Bir hedefin var mı? Evet, ondan sonra evet Zeynep söyle bakalım. Ben Zeynep Türkmen, Şehit Ersoy Gürsü Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır Gençlik Merkezi Aşkın Ayrancıoğlu Atölyesi'nde çalışıyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen yangın konulu karikatür yarışmasında dünya birinciliği aldım. Ulusal Bursa'da bir gelecek ve yaşam konulu yarışmada da başarı kupası aldım. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Peki şöyle Zeynep, şöyle bir şey soru sorsam. Karikatüre ilk başladığın zaman kendini bu kadar geliştirebileceğini düşünüyor muydun? Tabii bir sürü ödül alanlar, Aşkın Hoca'nın öğrencilerini görüyordum. Hani onlar bir şeyler yapıyor, ben de acaba bu şekilde yapabilir miyim diye illaki düşünüyordum. Zaman geçtikçe de tabii bir şekilde gelişiyoruz içinde ola ola. Yani bir şeyler yapacağıma inanıyordum. Daha da yapabilirim diye düşünüyorum. Şimdi kendine güvenin daha mı çok oldu? Tabii yani? Ki. Evet, teşekkür ediyoruz. Başarılarınıza devam ediyoruz. Evet, sen kendin. Ben Zeynep Feyzan, Savaş Hamit Tekin Ortaokulu'nda okuyorum. Aşkın Hocam ile ilk yılım. Başarılarımın devamını diliyorum. Evet, sen de inşallah ileride karikatürünle daha çok başarılı çalışmalar yaparsın, ödüller alasın diyelim. Pekala. Ben Soylan'ın Küçükbaş, 11. sınıf öğrencisiyim. Aşkın Hoca ile 3 senedir beraberiz. Gençlik merkezinde ders veriyor Aşkın Hoca. Bazı karikatürlerimden bazıları, yani bir tanesi dünya ikinciliği, bir tanesi de Türkiye birinciliği aldı. Diğer karikatürlerim de bazı dergilerde, dijital sergilerde yayınlanıyor. Evet, teşekkür ediyorum. Evet.
Merhaba. Seni tanıyalım. Ben Melek Fatma Koca. 7. sınıfa gidiyorum. Ve bir tane resmimde de dünya... Evet, seninle tekrar döneceğiz. Sen söyle, kendini tanıt. Merhabalar, ben Rana Duran. Şehit Ersoy Gürsel Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Aşkın Hoca ile beraber çalışmalarıma devam ediyorum. Geçen sene İzmir'de olan tarım yarışmasında Türkiye birinciliğini paylaştım. Peki senin yarım kalmıştı. Söyleyeceğin ne var? 7. sınıfa gidiyorum. Adım Melek Fatma Koca. Peki teşekkür ediyoruz diyelim teşekkür sana. Evet. Ben Deniz Duraktaş. Şehit Ersoy Gürsel Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 3 senedir Aşkın Hoca'yla çalışıyoruz. Bu 3 senede birden fazla karikatürde ödül aldı. Dünya birinciliği, dünya üçüncülüğü, teşvik ödülü, birçok karikatürümde sergi aldı. Hala da çalışmaya devam ediyoruz. Ben şöyle bir şey sorsam. Şimdi hepiniz burada, her çocuğun bir yeteneği vardır. Müzikte, işte karikatürde, başka alanlarda. Eğer böyle bir kursa gelmemiş olsaydın, kendini bu kadar geliştirebilir miydin? Mümkün değil. Ben Aşkın Hoca'yla kendim aslında tanışmak istedim. Kendi kendime resim çiziyordum. Aşkın Hoca'yla bunu geliştirmek istedim. Bir yeteneğinin farkında olan öğrencilerin de bunun üzerine gitmesini öneririm. Peki, teşekkür ediyorum. Ben Zeliha Nur Maviş. 6 yıldır Aşkın Hoca'yla beraber çalışıyorum, ortaokuldan beridir. Birçok yarışmaya katıldım. Ulusal, uluslararası ödüller aldım. Kitaplarda, dergilerde, kitap dışı sergilerde bulundu karikatürlerim. Dünya birinciliğini paylaştım. Türkiye üçüncülüğü gibi ödüllerim var. Peki, teşekkür ediyorum. Daha nice diyelim, başarılı çalışmalar olur inşallah. Evet, sen ne diyeceksin bakalım? Benim adım Ezgi Beren. Aşkın Hoca ile birlikte yeni başladım. 5. sınıfa gidiyorum. Evet, peki sana da teşekkür ediyorum. Evet, burada Aşkın Hocamızın kızı olmak tabii zor bir şey değil mi? Çünkü çok ünlü bir insan, sanatçı, karikatür sanatçı. Sen de babanın yolunda bu sanat dalında ilerlemeyi istiyor musun, düşünüyor musun? Hayallerin neler? Tabii ki istiyorum ben de. Babam gibi olmak, yani kim istemez. Onun evet. için de çalışıyorum şu an zaten. Evet, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Yok diyorsun. Evet, sen de diyeceksin bakalım. Kendini ben bir tanıt. Ben Yılmak. Daha Aşkın Öğretmen'le daha yeni tanışıyorum. Sen yeni mi geldin bu sene? Çok güzel. Abdurrahman Güneş İlkokulu'nda 3. sınıftayım. Bakayım şöyle, burada bu karikatürde neyi anlattın sen burada, ne yaptın, neyi çizdin, ne anlatıyorsun burada? Bu çocuk fakir olarak böyle kağıtları toplayarak para kazanmaya çalışıyor. Öyle mi? Bu çocuk da okula gidiyor. Evet. Olarak. Tamam. Evet. Senin de çok güzel çizimlerin var burada. Bir kendini tanıtsan bize. Ben Feyza Osmanoğlu, Atatürk Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisiyim. Aşkın Ayrancıoğlu öğretmenimle birlikte 2. yılımı çalışıyorum. Peki bu 2 yılda kendini çok geliştirdin mi? Öyle hissediyor musun? Yani iyi ki Aşkın Ayrancıoğlu gibi bir öğretmenimiz var diyor musun? Diyorum. Diyorsun değil mi? Evet. Sen de bize kendini tanıtsan. Ben Vesile Daktaş, Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Aşkın Hoca ile birlikte yaklaşık çalışmalarımız 2 sene oldu. Peki, teşekkür ederim. Evet, delikanlı sen kendini bir tanıt. Ben Yiğit Erencistik, Boyabat Türk Telekom Fen Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Aşkın Hocamla bu sene 2. yılım. Çoğu karikatürüm ulusal ve de uluslararasında dergilerde ve de albümlerde yer aldı. Aldı. Peki şöyle geçeyim. Evet, Mehmet. Sen de kendini bir tanıt bize. Ben Mehmet Türkmen, Türk Telekom Fen Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Boyabat Bilim Sanat Okulu'nda 2. yılım. Uluslararası ve uluslararası şeylerde bilim yarış. Evet. Ödülüm var zannederim. Ödülüm var. Nerede ödül almıştın?
Başarı belgeleri aldım. Evet. Burada buradaki çizimine bir bakalım. Burada ne anlatmak istiyoruz? Şöyle bir bakalım. Şöyle ben. Bu da çocuk haklarına çocuk hakları yarışmasındaki karikatürüm. Burada iki çocuk burada tuğlalarla beraber tuğla fabrikasına giderken buradaki iki çocuk okula gidiyor. Evet Mehmet teşekkür ediyorum. Şimdi Aşkın Hocam öğrenciler kendilerini şöyle yani sizin gibi bir hocaları olmasaydı bu kadar ödül alınmayacaktı. Biraz önce konuştuk ama bir iki cümle de bunun üzerine konuşsak. Yani sizin gibi bir hocanın olması Boyabat için yani ben bir Boyabatlı olarak bu öğrencileri çok şanslı görüyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben hangi ortamda olursam olayım mutlaka buna benzer çalışmalar yapar ve çocukların önünde yeni ufuklar açmak için emek harcardım. Tabii ödül dediğimiz şey aslında çocukları motive edici bir şey. Yani asıl hedef iyi eserler ortaya koyabilmek. İyi eser ortaya koyunca da ödüller doğal olarak ulusal uluslararası boyutlarda geliyor zaten. Ben öncelikli olarak onların özgün, nitelikli ve işte dünyanın sorunlarıyla ilgilenen sanatçı sorumluluğu taşıyan bireyler olması için emek veriyorum. Evet, teşekkür ederim. Evet çocuklar sizden ben bir dileğim olacak. Hem Aşkın hocamızı hem de kendinizi bir alkışlar mısınız? Evet, teşekkür ediyorum. Ben Recep Karayemiş, Boyabat Bilim Sanat Merkezi müdürüyüm. Merkezimiz 2022 yılında eğitim öğretim hayatına başladı. Şu an genel yetenek, resim ve müzik alanından toplam 91 öğrencimiz eğitim öğretimine devam etmektedir. Öğrencilerimiz mevcut eğitim programlarındaki derslerinin yanı sıra açtığımız atölyelerde ilgi ve becerilerini geliştirmeye devam etmektedirler. Bu doğrultuda bu sene de 32 öğrencimiz açtığımız karikatür atölyesinden faydalanmaktadır.